Efendim, Amilli futbol takımı Euro 2024'te Portekiz'e 3-0 kaybetti. Eski HDP'li vekil Ferhat Encü maçla ilgili provokatif bir paylaşım yaptı. Sosyal medyadan "Yaşasın Portekiz" yazan Encü'ye elbette tepki yağdı. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Konuklarımız var. Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve gazeteci Gürbüz Evren bizimle birlikte. Hemen başlayalım Hilmi Bey sizinle. Eski HDP'li Ferhat Encü sosyal medya paylaşımıyla neyi amaçladı? Yani neden yaşasın Portekiz? Burada bu kadar mı milli değerler yok? Maalesef öyle Meltem Hanım. Çünkü biz DEM Partilileri buna benzer birçok hadisede özellikle toplumu provoke eden bir yaklaşım içerisinde görüyoruz. Herhangi mesela Ermeni soykırım meselesi olduğu zaman direkt Ermenistan tarafında pozisyon alıyorlar. Ya da milli hangi mesele varsa Türkiye tarafında değil, sanki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değillermiş gibi. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak buradaki imkanlardan yararlanmıyorlarmış gibi bir tavır içerisinde yer alıyorlar. Hatta milletvekilleri de bu ülkenin vergisini, efendim, vergisinden maaş almıyorlar gibi bir tavır içerisindeler. Bu şaşırdığımız bir mesele değil. Ancak bunun bu şekilde insanların pervasız bir şekilde yapıyor olması, hem toplum provoke etmek açısından, çünkü HDP'nin genel olarak provokasyondan beslendiğini görüyoruz. Az önceki haberinizde de gördük. Mardin'de efendim Mardin valisi Tuncay Bey oraya bir taziyeye gidiyor. Orada bile o milletvekili kadının nasıl çığlık çığlığa bağırdığını, içindeki nefreti ve kini kustuğunu görüyorsunuz ki orada da Mardinliler de buna müdahale ediyorlar. Çünkü temel motivasyonu bir şekilde olayları provoke etmek olan bir parti, DEM Partisi. Onun öncesinde HDP'nin de benzer yaklaşım içerisinde olduğunu görüyoruz. Buradaki amaçladıkları husus öncelikli olarak burada provokasyon yapmak, kendi kitlelerini diri tutmak ve toplumda da bir infiale sebep olmak, bunu amaçlıyorlar ve burada da başarılı oluyorlar maalesef. Gürbüz Bey, çok doğru ifade etti Hilmi Bey. Ama hani şu paylaşıma baktığımızda inanılmaz rahatsız edici. Yaşasın Portekiz. Yani özellikle hep bu tarz provokatif paylaşımların da HDP'den gelmesini nasıl yorumluyorsunuz? Bu isim neden böyle bir provokatif şekilde yaklaştı buna? Teşekkür ederim. 1990'lı yıllardan beri terör örgütünü ve onun siyasi uzantılarını izleyen, tüm yayın organlarını okuyan, etkinliklerini bilen birisi olarak söylüyorum. Bundan 25 yıl önce yurt dışında gördüğüm ne varsa, 30 yıl önce yurt dışında gördüğüm ne varsa bugün Türkiye'de görüyoruz bunları. O zaman Türkiye'de bu cesareti bulamıyorlardı. Türkiye'de kendilerini bu kadar güçlü görmüyorlardı, güçlü değillerdi. Zaman içerisinde yurt dışındaki güçlerini Türkiye'de de aynı şekilde sağladılar. Dolayısıyla kendi kazandıkları o özgüvenle birlikte hemen her alanda bize gerçek yüzlerini göstermeye başladılar. Ben bunları duyduğumda hiç şaşırmadım. Çünkü yurt dışında yapılanların çok önemli bir bölümü, dediğim gibi 25-30 yıl önce Türkiye'ye yansımıyordu. Oralarda kalıyordu. Ama onların nedenli kendi aralarında birlik, bütünlük, beraberlik sağlarken bunun için ihtiyaç duydukları ayrıştırıcı ne varsa bunların hepsini kullandıklarını biliyorduk. Burada da bir ayrıştırıcı unsur olarak kullanmaya gayret ediyorlar. Türkiye milli takımını niye tutacak? Türkiye milli takımını tutarsa Ay Yıldızlı bayrağı savunmak zorunda. Ay Yıldızlı bayrağı sallamak zorunda ya da onun arkasında durmak zorunda. Türkiye milli takımını savunursa, tutarsa, başarısını isterse ne yapacak? İstiklal Marşı'nı da söylemek zorunda kalacak maçlardan önce. Bunu yapar mı? Dolayısıyla Türkiye'nin tüm değerlerini, Türkiye'deki insanları birleştiren, bütünleştiren, üniter devlet yapısını oluşturan bütün özellikleri ve güzellikleri kendilerine düşman gören ve bunun karşısında da toplumu ayrıştırabilmek için, ama hepsinden önce de kendi tabanlarını konsolide edebilmek için her fırsatta bu tür çıkışlar yapacaklar.
vardır. Türkiye Portekiz maçında elbette ki Portekiz'i tutacaklar. Türkiye Ermenistan maçında hatırlayalım, o zaman çok fazla gündeme gelmedi. Ermenistan'ın başarılı olması için yürekten dileklerde bulunan, sosyal medyada paylaşım yapan yurt dışındaki birçok ve yurt içindeki bazı şeyleri biliyoruz. O zamanki ismiyle, ki isim çok değiştiriyorlar ama hep bizim aklımızda en kolay dilimizden çıktığı için HDP diyoruz. İşte DEM Parti, Yeşil Sol Parti vesaire. Bütün bunların hepsi bize şunu gösteriyor. Bu insanlar Türkiye'den kopmak, Türkiye'den ayrılmak ve Türkiye'den bir parça koparmak için ellerine geçen her fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Biz sizden değiliz, biz başkayız, biz başka bir ülkeyiz, biz başka bir toplumuz mesajını önce Türkiye'ye veriyorlar, Türkiye'de nefret tohumları ekmeye çalışıyorlar, Türkiye'de onlara karşı çıkacak, tepki gösterecek, tepki gösterirken de bunun sınırını bilmeden belki de çok sert, çok aşırı tepkiler göstererek onları mağdur duruma düşürebilecek bir takım eylemleri bekliyorlar. Aynı zamanda kendi tabanlarına, seçmen tabanlarına bu mesajı verirken ya bakın biz onlarla birlikte değiliz, biz onlardan değiliz, biz farklıyız. Dolayısıyla bizim orayı tutmayı, o takımı tutmaya da ihtiyacımız yok mesajını veriyorlar. Bu nereye kadar gider, nasıl olur? Bir kere siyasi partinin terör örgütünün uzantısı olduğunu bilmek gerekiyor. Siyasi parti terör örgütünün uzantısı olduğuna göre ve bu terör örgütü de Türkiye'de askeri, polisi, öğretmeni, mühendisi, sivilleri, korucuları şehit ettiğine göre, dolayısıyla Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne silahla müdahale etmeye çalışan, baş kaldıran teröristlerin siyasi uzantılarından başka bir şey beklemememiz gerekiyor. Bu tam böyle Türkiye'de toplumda milli duyguların üst seviyeye çıktığı, yani milli maç nedeniyle Türkiye'nin Avrupa şampiyonasında yer alan milli takımıyla dünyanın gündemine gelmişken, çünkü birçok dünya ülkesinde sadece Avrupa'da değil bu milli maçlar naklen yayınlanıyor. Orada Türk bayrağı görünüyor, Türk oyuncular gözüküyor, Türkiye'den bahsediliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin itibar kazanacağı bir yerde, Türk insanlığının milli duygularının üst düzeye çıktığı bir yerde bu tür provokasyonlarla hem kendilerine yönelik bir takım saldırılar, hem kendilerine yönelik bir takım eleştiriler ve birilerini muhatap alma anlayışı var. Bu süreçte olacaktır, sadece bu maçta değil. Belki eski milletvekili olarak o yapmıştır ama ben şunu kesinlikle altını çiziyorum. Bunun hiçbir şekilde de bunun kesinlikle de doğru olduğunu söyleyerek altını çiziyorum. Diğerleri de en az Ferhat Üncü kadar aynı şeyi düşünmüşlerdir. Hatta demişlerdir ki bizim yerimize konuştu, bizim yerimize bu tepkiyi gösterdi. Bize düşen burada sakin olmak, bize düşen bu provokasyonlara gelmemek, onları mahkum etmeye çalışmak, onların hesaplarını kamuoyuna, her tarafa, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olan hemen herkese aktarabilmek. Belki de böyle deşifre edebilirsek gerçek yüzleri ortaya çıkar ki bakın orada gördük bir vatandaşımız, az önce Hilmi Bey de değindi, siz de haberinizi de verdiniz. Bir vatandaşımız o DEM Partili milletvekiline ve onun yanında gelen heyete, hatta orada bulunanlar tepki gösterdiler. Yani Güneydoğu'da, Doğu'da yaşayan vatandaşlarımızın çok önemli bir bölümü bu insanlara karşı. Eğer gerçekten onları desteklemiş olsalardı, herkes onlara oy vermiş olsaydı bugün Türkiye'de tek başlarına iktidar bile olabilirlerdi. Dolayısıyla sahip oldukları %7, %8, %9 her neyse o oy oranını koruyabilmek için ve Türkiye'de de o gerginliği tutup gerginlikten beslenmeye devam edebilmek için bu tür çıkışları yapacaklardır. Hilmi Bey, hani sonuçta evet bu bir spor. Spor demek de hani birliktir, beraberliktir. En nihayetinde evet savaşta değiliz ama bu cümle insanı çok rahatsız ediyor işte. Yaşasın Portekiz cümlesi. Yani çünkü evet. Her kim hani böyle bir durumda ay yıldızlı bayraktan, İstiklal Marşı'ndan, Türk topraklarından, bu coğrafyadan rahatsız oluyorsa o zaman bu topraklarda da yaşamayacak. Yani şimdi yaşasın Portekiz deyip Türk topraklarında bu eleştiriyi yapması kabul edilebilir bir şey değil. Elbette sakin ve sükunetli yaklaşmaya çalışıyoruz ama bu toplumun sinir uçlarına zarar veriyor. Peki bunu neden yapıyorlar? Her defasında hep bunu neden yapıyorlar? Tabii az önce de ifade etmeye çalıştım. Bir şekilde kendi tabanlarını konsolide etmeye çalışıyorlar aslında. Bu sadece bir eylem değil. Gösterdikleri belediye başkanı adaylarının
görevden alınacaklarını bile bile özellikle kriminal geçmişte suça karışmış olan terör örgütüyle irtibatı, iltisakı olan isimlerin de seçilmiş olmasının temel sebebi bu. Kendi tabanlarını diri tutacaklar, orada bir infiale sebep olacaklar ve Türkiye sanki demokratik değilmiş gibi bir yaklaşım içerisinde olacaklar. Ama az önce Gürbüz Bey de ben de biraz bahsettiğimiz o Mardin'deki hadise eskiden böyle olmazdı. Eskiden bir valiye karşı bir tepki göstermiş olsa bir milletvekili oradaki vatandaş onların orada saygısızlık yaptığını söyleyemezdi bile. Ama bakın artık Diyarbakır anneleriyle oluşan evlatlarını HDP'den efendim DEM Parti'den isteyen analar var. Onların çığlığı var ve onların çığlığının da etkisi var. Artık onlara karşı da demokratik bir tepki oluşmaya başladı. Kendi tabanlarındaki daha önce oy verenler bu yaptıklarını doğru bulmuyorlar ve terörden bunların beslenmelerine karşı da bir set çekiyorlar. Evet, bunlar olayı diri tutmak, efendim kendi kitlelerini kontrol etmek istiyorlar ama bunlara karşı da oluşmuş bir tepki var. Ve ciddi anlamda daha önceki dönemlere göre oy oranlarında da düşüş var. Daha önce ödünç olarak giden oyların bir kısmı başka partilere gittiğini görüyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden oylar var, başka partilere giden oylar var. Bunları da gördükleri için birazcık daha bu şeyleri, tonlarını artırıyorlar. Ha, daha önceden herhangi bir şekilde bir milli marşı desteklediklerini de görmedik. Efendim milli bir tavırda, ulusal ya da uluslararası bir meselede net bir duruşlarının olduğunu da görmedik. Görecek miyiz ileride, görmeyeceğiz. Ama temel olarak burada tartışılması ve konuşulması gereken meselelerden birisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kasteden bu yapının Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından hala yasal olarak faaliyetine devam ettiriliyor olmasıdır. Hukuken aslında bunun birçok zemini var ama bu konuda da gerek Anayasa Mahkemesi gerek diğer mahkemeler gerekli kararı verip de önceki ardılları ya da sonuncusu DEM Parti için kapatma kararını bir türlü hayata geçirmiyorlar. Neden? Çünkü bir şekilde parti kapatmaya karşı olduğunu söyleyen siyasetçiler var, hukukçular var ama burada Avrupa'yı biz bu tür konularda baz olarak arıyoruz ama orada da Gürbüz Bey de bana hak verecektir kuvvetle muhtemel. Eğer terör örgütünü kapatmadığı için kapatılan partiler varsa birebir neredeyse terör örgütünün burada militanı gibi faaliyet gösteren bu isimlerin A, B, C, D kim olduğu fark etmez. Evet. Bunların da siyaset yapma haklarının elinden alınması ve bu ülkede de siyaset yapacak olan insanların da terörle arasına bir sınır çizmesi kesinlikle temel kural olarak konulması gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Amaç iç karışıklık ama buna izin verilmeyecektir. Hiçbir zamanda verilmediği gibi.